Valla keyifli bir maç oldu bence. Bizim arkadaşlarımız da ellerinden geleni yaptılar. Rakip için söyleyecek aslında pek bir şey yok. Sadece tecrübe var. Güç ve enerji olarak ikinci yarı maçlarında zaten tempoyu düşürdüler. Dolayısıyla biz de dinamikliğimizin vermiş olduğu bir enerjiyle maçı çevirmesini bildik. Tabii ilk yarı biraz organize eksikliği yaşadık. Kendi aramızda bir bütünlük sağlayamadık. Yine en başta takım arkadaşların içerisinde bizim kalemizin sağlam olması maçın çevrilmesine neden oldu zaten. Bana göre takımın en iyi bizim kalecimiz Burak'tı. Onun haricinde arkadaşlarıma ayağına sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ömer Kaptan ne söyleyeceğiz zaten? Ben de kaleci konusunda haklıyım. Seyhan her zaman bizim kalemizin en iyi şekilde koştu. Onun sayesinde yine bir maç daha kurtardık diyebiliriz. İlk yarıda belki 4-5 fark olabilirdi ama ikinci yarıda Aykut'un güzel golleri takıma galibiyeti getirdi. Tüm arkadaşlarımız çok iyiydi. Biz de çok iyiydik. İnşallah haftaya yine galibiyet alacağız diyorum. Biz de sizleri tebrik ediyoruz. Tam Bey, zor bir mücadele oldu. İlk yarı önde de bitirdiniz aslında mücadeleyi ama ikinci yarı biraz kondisyon eksikliği diyelim galiba. Mağlubiyet geldi. Güzel futbol var söz konusu. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi öncelikle ülkemizin çok ihtiyacı olduğu günlerde böyle birlik beraberlik adına bu turnuvayı organize edenlere teşekkür etmek lazım. Hakikaten ülkemiz zor günler geçiriyor. Sporun bağdaştırıcı, kaynaştırıcı özelliği burada çeşitli müesseseleri, çeşitli grupları bir araya getirmiş. Kardeşçe mücadele ediyorlar. Bütün Türkiye'ye örnek olması lazım. Gelelim maça. Biz gazeteciler olarak yaptığımız ekiple zaten hafta arasında, haftada bir gün beraber top oynuyoruz. Birbirini tanıyan arkadaşlarız ama yaş ortalamamız 50 civarı. Yani bizim takımda oynayan 6 tane oyuncunun 40 ila 50 yaş arasında olması, karşı takımın bize göre genç olması, biraz önce söylediğiniz gibi ilk yarıda oyunun hakimiyetinin bizde olmasına, ikinci yarıda ise yorulmamız nedeniyle onlara geçmesine sebep oldu. Bence maçın skoru hiç önemli değil. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum. Biz size tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.